Değerli seyircilerimiz, Kanal 13 ekranlarında Melisa ile Şam'a daire hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Atakan Şavran'la beraberiz. Kendisi Enerji Çalışanları Derneği Başkanı. Kendisiyle beraber derneğimizin yapmış olduğu faaliyetlerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda enerji çalışanlarının biraz sıkıntılarından, çözüme kavuşulması gereken noktalarından bahsedeceğiz. Sizin de sorunlarınız varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Sadece sorunlar değil, öneri ve görüşleri de açığız. Numaramızın WhatsApp kısmını kullanıp yollayabilirsiniz. Program boyunca da alt bant olarak kalacaktır. Bunu da ekleyelim. Atakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Küçük bir şehirden yayın yapınca sizin gibi böyle değerli konuklarım oluyor. Yani tanıdık konuklarım oluyor. Çok yakın arkadaşımın, eşinin kardeşisiniz siz de. Evet. O hasebe de çok güzel bir program yine benim için de. Tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de evvela Kanal 23 ailesinin 30. yılını kutluyorum. Bu program vesilesiyle herkese başarılar diliyorum. Biz Enerji Çalışanları Derneği olarak Elazığ Merkezi olarak kurduk. Ben Atakan Şavran, Elazığ doğumluyum. 24 yıllık bir enerji sektöründe çalışmışlığım var. Bunun 12 yılı Bingöl'de geçti. Yaklaşık bir 12 yıldır Elazığ'dayım. 24 yıllık tecrübelerimizi, birikintimizi bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza aktarmak için bunu bir görev adettik. İnsanlara faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Dernek kurmaktaki maksadımız, gayemiz, evet, insanlara tecrübe, bilgi, birikimi aktarabilmek için birlikte gönüllü esasını alaraktan dernek kurma kararı verdik. Bu nedenle dernek, bizim kendi iş arkadaşlarımız 81 ilde varlar ama dağınık, hani bir yerde değiller. Özür dilerim. Dağınık olduğu için insanlar sorunlarını birbirine aktarabilmesi için, herkes dışarıda kaldığı için birbirlerine dokunamıyorlar. Biz de buradaki amacımız birliktelik oluşturmak. Memleketimiz için de merkezi Elazığ olmak üzere Enerji Çalışanlar Derneği'ni Elazığ'da kurduk. Bundan sonraki süreçlerde ne yaşarız, ne görürüz onu yaşayarak göreceğiz tabii ki de. Evet. Buradan tekrar derneğimizin çalışmalarına geleceğiz ama İbrahim abime ve değerli eşi, çok yakın arkadaşım Fatma Cennet Hanım'a buradan selamlarımı da yolluyorum. Bizden de selam çok olsun. Çok kıymetler İbrahim abi zaten abiniz. Buradan tekrar selamlarımı yollayayım. Şimdi derneğimiz önemli. Aslında program öncesi bir hasbihal ettiğimizde aslında anlaşılmıyoruz. Çok yoğun bir gündemimiz olsa da, iftar sofrasında da olsak, aynı depremi de yaşasak, bir herhangi bir kesinti durumda suçlanıyoruz, biz aranılıyoruz, işte insanüstü bir çaba bekleniyor şeklinde söylediniz. Çünkü biz aslında tanımadığımızı, bilmediğimiz düşmanıyız derler ya, bu biraz da öyle oluyor. Biraz daha böyle meslek tanımlamaları, ondan sonra mesleklerin aslında neler yaptıkları, onların da meşakkatli süreçleri, zaten bunları dernekle beraber de alacağız tekrar. Şimdi biraz dernek dediniz ki merkezi Elazığ'da olmak üzere kuruldu. Evet. Aslında enerji çalışanlarının işte biraz da sorunlarının gündeme getirildiği bir dernek. Hı hı. Kuruluş tarihinden bahsedebiliriz. Özellikle lokalin Elazığ olması, Keban Barajı ile alakası var mı? Aynen, onu da merak, evet, ediyorum. Şimdi bu bölgesel olarak Keban'ın Türkiye'de isim olarak da, enerji olarak da çok büyük bir yeri var. Biz de burada başlangıç olarak neden Elazığ dendi? Şimdiye kadar hiçbir yerde böyle bir çalışanlarla alakalı bir dernek kurulmamış. Malumunuz bir de enerji sektöründe biliyorsunuz ki ekonomik olarak çok büyük katkıları olan, enerji sektöründe yatırımları olan, enerji alanında çok büyük bir yatırımlar alan bir ilimiz burası yani. Hem Keban Barajı'ndan dolayı, güneş enerji santrallerinden dolayı biyoenerji santralleri kuruldu Elazığ'da. Şu anda iki tanesi işletmede. Yaklaşık bir iki tane içinde kurulum aşamasındalar. Bunların çalışanlarımız, şöyle anlatayım. Çalışanlarımız var. Çalışanlarımız var ama çalışanlarımız elektrikin eve geldiği kadar var. Orada mesela bizim çalışan arkadaşlarımız, bizlerin bu hep arka planda kaldığı için sadece enerji kesilince insanların aklına geliyoruz. Özür dilerim. Bu nedenle insanlarımız hem Elazığ'ın farkında olsun dedik.
hem Kabe'nin bir önemi olsun dedik. Hem enerji alanında bütün yatırımların Elazığ'da çok büyük bir rol olması, Karakaya'nın yakın olması, yanımızda Tunceli'de uzun çayır barajının olması, Beyhan'da bizim barajlarımızın olması, toplasan Türkiye, küçük Türkiye gibi düşünün. Her evet. şeyimiz bizim içimizde. Bu nedenle Elazığ'da dedik kuralım. Biraz zor, meşakkatli, Elazığ'da olması meşakkatli bir süreç. İnsanlarımız özür dilerim. İnsanlarımız birilerine dokunmak zorunda kaldığı zaman mutlaka bir çare buluyor. Biz de çareyi Enerji Çalışanları Derneği'ni Elazığ'da kurmakta bulduk. Bu nedenle hem Kabe'nimize hem Paul Beyhan'daki barajlarımıza, yakınımızda Bingöl'de bir sürü barajlar var. Çevremiz bizim hep baraj, hep su. Rüzgar Enerji Santrali malumunuz Arapkir Elazığ sınırında var. Madene kurulacak. Bunlar madene kurulacak mı? Kurulacak. Rüzgar orada santrali. Kurulacak. Her şey yapılmış. Şu anda son aşamasında. Orada kaç rüzgar, türü bir şey var? Rüzgar gibi. Onun şu andaki etüt çalışmalarını yapmışlar. Rüzgarın gücüne göre genişletme şansları varmış. Ama şu anlık şeylerdeki bantlarında test aşamasını deniyorlar. Ona göre yapacaklar. Bizim mesela Elazığ'ımızın hep ismi enerjide Kaban diye geçer. Evet. Hep Kaban diye geçer. Kaban'da malumunuz bize burada 40 kilometre. Çok cumhurbaşkanı ağırlamıştır. Başbakanlar, bakanlar ağırlamıştır. Biz de şehrimize katkı sunalım diye merkezimizi Elazığ adına koyduk. Yani Elazığ'da koyduk. Şubeleşme açısından diğer illerde şubelerimizi nasip olursa bu önümüzdeki dönemde herhangi bir kaza, bela, deprem, felaket olmasa Ankara'dan başlayacağız. Ankara biliyorsunuz hem siyasi olarak hem merkez olarak, başkent olarak evet. orada önemli bir unsur. Orada insanlara daha çok yakın olabileceksin. Siyaseten orada olacaksın. Projelerin olacak. Projeler orada mutlaka bir takibi sürecinde Ankara'da olması lazım. Bu meşakkatli yolun biz yolcusuyuz. Yorulmadan, yılmadan devam etmek istiyoruz. Biz derneği 2021 yılının 11. ayında, 12. ayında kurduk. Başlar başlamaz zaten derneğimizin üyeleriyle kaynaşmaya, üyelerimiz arasında birlik, beraberlik, yardımlaşma ruhunu inşa etmeye başladık. Bu süreçten sonra gün geçtikçe hem sayılarımız artıyor hem de insanlar böyle bir dernek varmış gibisinden sosyal medyadan dönüş yapabiliyorlar. Dediğim gibi 2021 yılının 12. ayına kadar hiçbir dernek yoktu. Yani Enerji Çalışanları adı altında bir dernek ismi yoktu. Bizde enerji sektörü malumunuz geniş bant. Evet. Yani suya bakıyorsun enerji, güneşe bakıyorsun enerji, rüzgara bakıyorsun enerji, biyoenerji var. Çeşitli enerji alanlarında enerji üretimler var. Kömürden enerji var. Yani yerin altında kömür ocağında kömürü çıkaran da bir enerji çalışanı. O kömürün gelip de enerjiye dönüştürüp de enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımını sağlayan da bir enerji çalışanı. Geniş bir aileyiz ama maalesef o geniş bir ailenin yani dışarıya karşı bir tanıtımı olmamış, aktarımı olmamış. Yani bu nedenle biz bu mesleki tecrübe, bilgi, birikimi aktaralım düşüncesine buradan vardık. Biz bundan önceki süreçlerde yıllarca gelmiş geçmiş bütün tüm Türkiye Kaban'a bağlıyken Kaban'a şu anda sadece eskiden ismi kalmış. Şimdi yeni santraller kuruyor. Kaban'dan büyük santraller kuruluyor tabii ki ama Kaban'da artık yerleşmiş. Enerji alanında yerleşmiş. İsim olarak da yerleşmiş. Bir de Doğu Batı'yı birbirine bağlayan enterkolekte sisteme dahil olan bir ilimizdir. Biz de burada çalışma şartlarını zorlaştıracak her türlü koşullara, hava koşulları var. Afetler oluyor malumunuz. 2020 yılında Elazığ'ımızda oldu. Evet. 2023'te Kahramanmaraş merkezde 11 ile etkiledi. Çok şeyleri oldu. Yani bizim çalışanlarımıza da çok etkiledi. 2020 yılının depreminde mesela enerji sektöründe çalışan insanlarımız konteyner kentlere, çadır kentlere malumunuz elektriğini çeken arkadaşlarımız, orada çalışan arkadaşlarımız,
ön planda tutulması gereken arkadaşlarımız. Bu tarafa baktığınız zaman hiç isimleri geçmedi. Mesela denilmedik yani, bir enerji çalışanları da var ki buraya elektriği verdiler. Çadır kent elektriği verdiler. Sadece işte çadırlar enerjilendi, konteyner kent enerjilendi gibisinden kısacık bir şey. Hani biz işimizi yapıyoruz. Elbette ki teşekkür, takdir bizi güçlendirir. Elbette ki bizim gururumuzu okşar. Biz demiyoruz ki yani bize niye illa teşekkür edin. Biz işimizi yapıyoruz. Bizim işimiz ağır ve tehlikeli bir iş. Evet. Ağır ve tehlikeli bir iş olduğu için elektrik malumunuz gözle görürsün ama elden tutamazsın. Şu anda ışığı hissedebiliyorsun ama elini vuramazsın. Vurduğun an seni burada elektrik üzerinden akım geçtiği için seni çarpacak. O zaman bir de yüksek gerilim. Yüksek gerilimden sadece bizim şu anki kullandığımız elektrik alçak gerilim. Elektrik yüksek gerilimden seviye olarak düşürülüp en son vatandaşların kullanacağı hale geliyor. Yani geniş bir aile izlediğim olay da o. Yerin altında da varız. Biz üst seviyede de varız ama maalesef işte biraz şanssızlığımız enerji sektöründe çalışanlarından kısmen, yani bir enerji işi düşmeyen kişi bilmez enerjiyi. Elazığ'da mesela örnek vereyim. Aksa diye bilinir, TEDAŞ diye bilinir. Sadece elektrik faturası ödediği için bilirler insanlar. Evet. Elektrik kesildiği için bilirler mesela. Eyüyaş'ta Keban diye bilirler. Mesela Eyüyaş diye bilinmezler. Enerji üretim diye bilmezler. Keban diye ismi geçer. Mesela Teyyaş'ta ne diyor? Yüksek gerilim direklerinin geçtiği yer diyor. Öyle değil ama. Yüksek gerilimi transformatör merkezlerinde alçaltıp vatandaşın kullanabilmesi seviyesine indirip vatandaşlar kullanmasını sağlaması için dağıtım firmasına sattığı enerji. Dağıtım firmasını yapıyor. O da enerji çalışanı. O da enerjiyi alıyor. Mahallelere kök hücreler kuruyor. Burada vatandaşımız enerjisini evlerimizde kullanıyor. İş yerlerinde kullanıyor. Yani biz büyük bir aileyiz ama sahipsiz bir aileyiz yani. Evet, şimdi öyle durumlar var. Dediğiniz gibi aslında bizler biliyoruz ama çoğu zaman unutabiliyoruz veya olaya çok da vakıf değiliz aslında. Evet. Atakan Bey, şunu konuşalım biraz da istiyorum sizinle. Şimdi barajlara karşı çoğu çevreci veya çevre dostu barajlara karşılar. Evet. Bunun ileriki süreçlerinde işte ekosistem üzerinde olumsuz etki yapacağını söylüyorlar. Ama böyle rüzgar türbinleri, biyoenerji, böyle güneş enerji santralleriyle beraber hem elektrik üretiminin çoğalması belki insanların evlerine fiyat olarak da daha uygun bir şekilde yansıyacaktır. En azından öyle temenni ediyorum. Bunlarla desteklenmesi de ekstra güzel. Yani sonuçta barajların bir ömrü var. Bilemiyorum Keban Barajı'nın ne kadar ömrü kaldı ki Türkiye'nin sanırım ikinci büyük barajı. Evet. Atatürk Barajı'ndan sonra hala ikinci büyüklüğünü koruyor olsa gerek. Ya onun ömrü var ama bu diğerlerinin bu şekilde mesela madene öyle bir çalışma yapılması hala işte dediniz ya şu anda şey aşamasında, çalışma aşamasında. Bunlarla desteklenmesi de çok güzel. Bunların da aslında çok da farkında değiliz. Hiçbir şeyin farkında değiliz. Biz barajı engellemek istiyoruz ama barajda sudan çıkan elektrik senin elin altında dere yataklarından akan suyun önüne set çekiliyor. Elektrik üretiliyor. Doğadan bahsediyoruz. Doğayı katleden biz insanlarız. Elektriğin her koşulda, her rüzgarda, güneş enerjisinde, biyoenerjide, hidroelektrikte, kömürde ne olursa olsun yani bir belli bir ömrü vardır. Yani kömür ocaklarındaki çıkan kömürün gelip de fırınlarda yanıp da oradan enerji üretilmesinde bile bir ömrü var. Barajın da bir ömrü var. Güneş enerji santrallerinde bir ömrü var. Rüzgar santrallerinde bir ömrü var. Çevreci olma yönüne bakarsanız şu anda HES'ler de çevreci olma yönüne gidiyor. Hem üretim bandını arttırmak, hem gelen suyun akmasındaki boşa gitmemesinde, üretimin etkenlerinde, üretim bandını yükseltip de türbinlerden geçen sudan üretim düşükken onu büyüterekten daha da çok çevreci olmaya çalışıyorlar. Yani bu olmazsa olmaz, dünyanın kanunu da böyle yani çevreci olmak zorundayız. Ama elektrik de enerjisiz de olmuyor. Bugün nükleer santral kuruluyor ülkemizde. Akkuyu nükleer santral.
orada bile çevreci önlemler alınarak yapılıyor. Onlara da karşı çevreci insanlar. Yani enerji kullanalım ama işte güneşten, güneşi biz gün ağardıktan sonra akşam gün batımına kadar kullanıyoruz. Gece onu kullanamıyoruz. Rüzgar, sürekli rüzgar olacak ki sen o rüzgar gününden enerji elektriğini elde edebilesin. Biyoenerji dediğimiz, malumunuz çok özür dilerim, hayvansal atıklardan üretilen enerji. Şimdi bu döngüyü sağlamak için enterkolekte sisteme bunu bağlayabilmek için bütün kanatlardan enerjinin üretilmesi lazım. En büyük etken de hidroelektrikler. Hidroelektrik santrallerinin mesela Kavan Barajı diyoruz ya, Kavan Barajı'nın yapımında sonra arkasına bir sürü baraj yapıldı. Hı hı. O yapılan barajlardan sonra Kavan Barajı'nın yapılması lazım. Geriden gelmesi lazımdı. Şimdi burada sadece tek bir baraj, işte Ağrı'dan başlıyor, Kars'tan su geliyor, Muş'tan geçiyor, Bingöl'den, Elazığ'dan, Kavan Barajı'ndan elektrik üretiliyordu. Şimdi onun arkası setler halinde dolmuş. Her baraj Kars'ta varsa Kars'ta, Muş'ta varsa Muş'ta. O su elektriğini üretiyor, suyu salıyor, su bir sonraki Bingöl'ün Solhan Genç arasında barajlar var. Orada elektrik üretiliyor. Geçiyor Palu'ya, Beyhan'da elektrik üretiliyor. Geliyor havzada dökülüp Murat Nehri devamında Kavan Barajı'nda elektrik üretiliyor. Eskiden neydi? Sadece Kavan Barajı üretiyordu. Bu tarafta yedi su adaklı üçgeninden gelen su sadece Kavan'a geliyordu ama şu anda iki yedi su adaklı üzerinde üç tane baraj var. Tunceli'de Muzun Nehri'nin gelen suyu sadece Kavan'da enerji üretiliyordu. Kavan ismi o yüzden büyük oldu. Şu anda mesela barajların çok olması, çalışanların çok olması, çevreciler de çoğalmış ama çevreciler de enerjinin olmazsa olmaz olduğunu farkındalar. Ama onlar sadece diyor bize enerji gelsin. Öyle bir enerji sadece bir yerden gelmiyor. Biliyorsunuz ülkemizin genel şartlar olarak elektrik olarak yeteri gelmiyor. Evet, yeteri gelmemesi. Dışa bağımlıyız. Bunu nasıl önleyeceğiz? Atakan Bey, şunu da konuşalım istiyorum. Mesela hep şeye geçilecek deniyor. Mesela Avrupa'da birçok yerde uygulanıyor. Hatta evlerde bile güneş panellerini mesela koymuşlar, evet, çatılarına. Kendi elektriklerini kendileri üretiyorlar. Bu ülkemizde yaygınlaşabilir mi? Bununla ilgili neler söyleyeceğiz? Mesela diyelim ki normal bir vatandaş kendi binasına, işte kendi evine veya işte diyelim ki kurum ve kuruluşlar kendi enerjilerini bu şekilde üretebilirler mi? Yani onun şartları neler mesela? Şimdi güneş enerjisi panellerini resmi kurumlar kullanmaya başladı. Bizim Elazığ'da da mesela TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü EYAŞ'ın kısmen kendi yerlerinde kullanmaya başladılar. Zaten Enerji Bakanlığı bütün binalarına GES projeleri uyguluyor. Bunlar enerjisini kendisi üretmek zorunda. Devlet öncü oluyor bu konuda. Bunun ardında vatandaş. Vatandaş da siz de biliyorsunuz ki bir apartmanda oturduğu zaman iki blok halinde düşünün. Bir blok kabul ediyor, diğer blok kabul etmiyor. Yasa gereğinde onun önünü de açtılar. Çoğunluğa sağlama kaydıyla bunların da külfetleri var. Malum ekonomik krizden sonra kat be kat arttı fiyatları. Şimdi bu 10 yıl ile 15 yıl arasında parasını çıkarıyor diyor. Ha. 10 yıl 15 yıl arasında da vatandaş diyor ki ben niye o parayı cebimden vereyim? Ama şartlar artık öyle gerekiyor ki herkes bu güneşten faydalanacak. Evet. Bunu evlerimize de, iş yerlerimize de yaptıracağız yani. Bugün geçtiğimiz hafta Ankara'daydık. Bütün resmi kurumların çatıları, bahçeleri, otoparkları, açık otoparkların üstüne sundurma şeklinde güneş enerjilerini kurmuşlar, enerji üretiyorlar. Araçlar onun altında kalıyor. Buna gitmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız da gün geçtikçe bunun farkına vardığı zaman vatandaşlar da geçecek. Ülke ekonomisine çok büyük faydası olacak. Evet. Ama vatandaş da kendini düşünüyor. Hani şimdi dediniz ki vatandaş, yani mesela kaleme vurduğunuz zaman 10 yılda 15 yılda kendi parasını çıkarıyor, evet, dediniz. Şimdi diyelim ki ben evime tek katlı bir ev düşünelim mesela. Evet. Ona panel döşeyeceğim. Hem o paneli mesela maliyet olarak ortalama ne kadara döşeyebilirim? Hani tek katlı bir ev için düşünürsek. Evet. Bir de bu paneli koyarsam mesela ne kadar kullanabilirim? İşte paneli kullanacağın teçhizata göre kullandırıyorlar. Yani nasıl mesela? Mesela örnek verelim.
bahçe evi yaptınız. Aha. Sulama için artezyen de kullanacaksınız. Ha. Artezyene göre panel alacaksınız. Ben evimde işte klima çalıştıracağım, buzdolabı çalıştıracağım. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bunun için de panellerin ve size gücünü arttırmak zorundasınız. Gücü arttırdığınız zaman maliyet de yükseliyor. Bugün dolar kurunun yüksek olması, insanlar bundan bir 5-10 yıl önce yaptırabilme için sıraya girmişlerdi. Şu anda dolar kurundan fiyat farkı çıktığı için vatandaşlar sadece zorunlu olduğu yerde, mesela bahçesi var, tarlası var, su alması gerekiyor. Elektrik abonesi alamıyor. Oraya kendisi imkanlarını zorlayıp alabiliyor. Oradan güneş enerjisinden faydalanabiliyor. Bunu ileriki zamanlarda, mesela bundan bir 10 yıl önce dağın, Elazığ'da, Harput'ta baktığında, dağın etrafına baktığında sadece ayaz tepeler gözükürdü. Şu anda güneş enerji panelleri gözüküyor. Evet. Yani hemen hemen şöyle diyebilirim ki Doğu kentin arka tarafından itibaren, yani su gözü, Güney Çayır'ın dağ eteklerinden başlayıp yurtbaşıya baktığınız zaman hep güneş panelleri, karşı taraftan baktığınız zaman, karşı dağdan da baktığınız zaman Miyadun Dağı derler. Orada da güneş enerji santralleri kuruluyor. İlerleyen zamanlarda artık evlerin, çatıların üstünde de görünecek. Bunları yapan firmalar bugün Türkiye'de de zaten panel üretimine başlanmış. Çalışma arkadaşlarımız işte bunların montajında, bakımında, onların da çalışan arkadaşlarımız. Bunların olması demek bizim enerji çalışanlarının çok olması demek. Evet. Bunu en çok isteyen bizler oluruz. Biz niye? Enerji çalışanı ne kadar çok olursak o kadar çok sesimiz olur. O kadar ya çok. Devletin üstündeki yük de azalır. Evet. Atakan Bey, diyelim ki mesela ben hani artezyan falan da değil, sadece ev için, hani mesela normal sitelerdeki bir ev için mesela 100 bin liradan fazla mı oluyor maliyeti mesela? Tek bir katlı ev için. Yani tek bir katlı ev için. Artezyan falan olmasa, sulama falan yani, olmasa. Yani çok mu maliyetli, onu merak ediyorum. Maliyetli, evet. Hmm. Yani ben meblağ olarak bir şey diyemem. Ama onu ben mesela bir en azından bir 30 yıl falan kullanabilecek miyim? 30 yıl kullanamazsınız. O zaman 10 yıl, 15 yılda çıkarıyor dediniz ya. 10-15 yılda parasını çıkarıyor. Parasını çıkarıyor. 5-6 yılda kar kalıyor size. Hmm. Yani parasını çıkarıyor ama İşte dediğim gibi bir anda 20 yıllık yatırımınızı getirip de orada ihtiyaca göre, ama ileriki zamanda bu kanunlar çerçevesinde kanunu hale getirip de mecburen yapılmak zorunda. Hani ileride konjektür neyi gerektirir, ekonomik şartlar neyi gösterir, onu bilemeyiz. Evet. Tabii ki de. Atakan Bey, 20 dakikamız kalmış. Biraz da şeye değinelim. Neler yaptığınıza değinelim. Şöyle bir mesajıma bakayım. Neler yaptığımıza değinelim. Siz görsel de getirmiştiniz. Arkadaşlarımız dernek olarak neler yaptığınızı anlatırken görselleri de verebilirler. Bir mesajımı okuyayım. Atakan kardeşime yaptığı ve yapacağı çalışmalarda başarılar dilerim demiş Engin Tanrıverdi. Daha farklı mesajlarım da var. Onlara da bakacağım. Buyurun. Selam olsun Engin abi. Şimdi biz neler yaptık? Biz Enerji Çalışanlar Derneğimizi kurduk. Derneğimizin genel merkezini kurduk. 2021 yılında biz üyelerimizle birlikte hareket etmeye başladık. Bu dönem zarfında üyelerimizle birlikte dönem dönem çay, dönem dönem kahvaltı, dönem dönem yemek toplantıları, iftar toplantıları. Buna binaen 2022 yılında biz enerji çalışanları haftası etkinliğinde Elazığ'da Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu'na talebimiz doğrultusunda Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde bir gece düzenledik, bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte enerji çalışanlarımızın hani yoğun iş temposundan dolayı kaynaşma, aileleriyle birlikte katılım sağlayanlar oldu. İşte siyasi parti İl başkanları geldiler, STK başkanları, kurum müdürleri, enerji çalışanları ve aileleri geldiler. Böyle bir gece düzenledik. Bu gecede hem bir enerjinin daha çalışanların daha bir ön plana çıkması için arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın bir gece de olsa kafasının rahatlatılması için böyle bir etkinlik düzenledik. Sağ olsun katılımcılar da kısa bir zaman olmasına rağmen katılımcılar da geldiler. Sayın Ahmet Bey, TEYAŞ Bölge Müdürümüz aynı zamanda. Kendisi çok büyük destekçimizdir. O bu konuda bize öncüdür kendisi de.
Şu bizim enerji çalışanları üyelerimiz arasında engelli çocukları olan arkadaşlarımız var. Dünya Engelliler Günü'nde bunu bir gelenek haline getirdik. Arkadaşlarımızın çocuklarına ve ailelerine kendileri sevinsinler, onların sevincine ortak olabilmek için acılarını, sevinçlerini, mutluluklarını paylaşmak için gönderdiğimiz hediyeler ve vadiyelerden geri dönüşler çok insanı duygulandırdı. Evet, evet. Yani biz hatırlandığımız için size sonsuz teşekkür ediyoruz diye arayanlar var. Bizi çok duygulandırmıştı. Yani o küçücük bir hediyedir ama insanların gönlüne dokunmak çok önemli. Yani biz böyle bir mutluluk hissi görmedik yani. Hani parayla anlayacak bir şey değil, evet. Ya çocuktan ziyade eşi, ailesi o çiçeği görmüş. Onlar bile kendini hani yakın, tabii yani. Özel hissetmiş yani. Şimdi kimse bilemez ki içinde ne yaşamış, ne bitmiş. Biz hani arkadaşlarımızla burada bahsettiğim konuda diyorum ya, biz birliktelik ruhunu işlemek istiyoruz. Arkadaşımızın derdine dert, tasasına tasa, hastasına yanında bulunmak. Yani özel gününde de, iyi günde de, kötü günde de onlara dokunabilmek. Yani hep bizden başka bizim dostumuz yok. Çalışanlar olarak birlikte olmak zorundayız yani. En alttan en üst seviyeye kadar yani. İşçi, memur, ayrımsız, müdür, mühendis, ayrımsız. Tüm enerji çalışanları olarak. O nedenle işte dediğim gibi bazı şeylere dokunmak lazım. Bazı insanlar vardır, özeldir. Bizim özel olan da arkadaşlarımızın ailesi ve çocukları. Gücümüz yettiğince biz bu dernekler biliyorsunuz ki gönüllü esas bir şeydir. Hı hı. Bu gönüllü esasta da belli bir aidat veriyor arkadaşlarımız. Bağış yapıyorlar. Bunun yanı sıra insanlarımız baktığında her zaman bir yerlere bir şeyler bırakmak için hoş bir sevda da olsa küçük bir selam tebessüm bile yetiyor bazı insanlara. Gönüllere dokunuyoruz. Mesela biz 2023 depreminde, Allah bir daha yaşatmasın. Biz de yaşadık depremi ama biz ağır hissetmedik. Yani diğer illere göre biz daha hafif geçirdik. Mesela biz Enerji Çalışanları Derneği olarak örgütlendik. İlk gün yola çıktık. Tabii Malatya'yı geçemedik. Tünel hasarlıydı, yollar yarılmış diye gidemedik. Daha sonra Malatya üzerinden Darende yolundan Elbistan'a gitmeyi denedik, gidemedik. Sonra Elazığ'a geri dönmek zorunda kaldık. Arkadaşlarımız, giden arkadaşlarımız bize durum bildirdiler. İşte arkadaşlar oradan getirebiliyorsanız işte ekmek su getirin. Biz ilk arabamızı mesela Diyarbakır üzerinden Adıyaman'a gönderdik. Su, ekmek, işte meyve suyu, topkek falan gibisinden hazır aparatlı şeyler ilk arabamızı orada gönderdik. İkinci aşamada sağ olsun yine Ahmet Bey, Ahmet Sarayış Bey Efendi bize öncülük etti. Dernek olarak çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Hemen yardım olarak arkadaşlarımız elinde avucunda ne varsa gönlünce verdiler. İşte bağış yaptılar. İş adamlarımız vardı. Bunlar gönlünce bir şeyler verdiler. Arkadaşlarımız vardı. Yani bir enerji çalışanı değil ama enerji çalışanıymış gibi bir kenetlendik, aile olduk. Mesela Adıyaman'a biz kurum olarak kamyonu tahsis ettiler. Biz onlara buradan işte temel gıda, su ihtiyaçlarını gönderdik. Üçüncü posta olarak da Malatya'daki çalışan, enerji çalışanları biz pozitif düşündük. Neden? Enerji çalışanıydı diye. Tabii ki Malatya'dakinin orada yardım gitmiştir ama biz enerji çalışanı olarak onların yanında olmak için pozitif ayrımcılık düşündük orada. Malatya'daki çalışan arkadaşlarımıza da temel ihtiyaçlar olan, giyecek ihtiyaçlar olan ne varsa ilaç yardımında bulunduk. Arkadaşın evinde parol almış iki tane, bir tanesini getirmiş, diyor ki bunu gönderelim. Topluyorduk, getiriyorduk, alıp götürüyorduk. Kaban'a yerleşen depremzedeler vardı. Oradaki Kaban'daki arkadaşlarımız sağ olsunlar, onlar da öncülük ettiler. Oraya temel ihtiyaçları yok dediler. Yakacak battaniye dediler. Battaniye tahsis ettik, gittik, satın aldık, gönderdik. Bir dediler ki bir şeyler, et falan gönderin.
Biz dedik orada bir küçük baş hayvan alalım, onu keselim, dağıtalım, insanlara bir dokunuş olsun. Hı hı. Yani o kervana gelenler bizim enerji sektörüyle alakalı değil. Yani insanlara dokunmak, bu birliktelik ruhunu alıp da insanlara nakış nakış işlemek yani. Biz birlikte bir güç olduğumuzu, aile olduğumuzu biz gördük. Özellikle 2023 depreminde çok yaşadık bunu. 23-24 yıllık meslek hayatım boyunca bu kadar büyük bir aile olduğumuzu bilmiyorduk mesela. Bazı şeyler vardır ki insanlara çok şey gösterir. 2021 depremi, 2020 depremi, 2020'nin ikinci çeyreğinde pandemi dönemi, kenetlenmeyi öğrendik. Birbirimizden paylaşmayı öğrendik. Çalışma, herkes çalışıyor. Ama kimine göre sıkıntılı çalışma, kimine göre normal bir çalışma. Bizim hayatımız da böyle meşakkatli geçiyor gidiyor. Biz mesela burada yapabildiklerimizi kendi imkanlarımızla yapmışız. Dışarıdan mesela herhangi bir güç alarak değil. Kendi imkanlarımızla, gönül esaslığını dediğimiz burada buydu. İnsanlar gönlünden geçeni bize nakşetti. Biz de o gönüllere dokunduk. Çok şükür ki Rabbim bize de nasip etti. İyi kötü günlerimiz oldu mu? Oldu. Elbette ki üzüntülü günlerimiz oldu mu? Oldu. Sonuç olarak biz enerji sektöründe çalışırken enerji çalışanları ağır ve tehlikeli iş yapıyor. Hı hı. Riski büyük. İşte insanlarımız o sadece işte evindeki elektrik gözüyle görmesi bir nebze olsa bizi üzse bile yani bizim riskimiz büyük. Biz de anne baba kuzusuyuz. Bizim de çocuklarımız var. Biz de bir anne babayız. Çocuklarımıza ekmek götürmenin peşindeyiz, derdindeyiz. Evet. Evet. Şöyle biraz mesajlara da bakayım. Şimdi benim iki kardeşim de elektrik elektronik mühendisi Atakan Bey. Buradan onlara da selam olsun. Onların yakın arkadaşları da yani zaten sınıf arkadaşları da elektrik elektronik mühendisleri ve hani bazen bir araya gelip konuştuğumuzda şantiyede en muzdarip olduğu konuların mesela diyor ki benim diyor her türlü işi gücü bıraktım, işçiye işte baretini taktırmaya çalışıyorum diyor, işte sahada giymesi gereken mesela ayakkabılar, kıyafetler var, onlarla uğraşıyorum şeklinde serzenişleri vardı. Az bir vaktimiz kaldı. Ben bir iki mesaja bakayım. Özellikle şu enerji çalışanların sıkıntılarını da bir konuşalım. Belki iş güvenliğiyle beraber. Çünkü iş güvenliği dediğimiz zaman açıkçası en sıkıntılı sahalardan bir tanesi sizinki. Elazığ'ın iki güzel güzide insanını karşı karşıya görmek çok güzel bir duygu Melisa Hanım. Başarılı bir program sunucusu. Atakan Bey ise yardımsever, başarılı bir başkan. Güzel bir program akışı oluyor. Başarılar demiş. Ayrıca iki kardeşimi bir ekranda görmek gururlandırdı beni demiş İbrahim abi. Selamlarımı yolluyorum ben tekrar. Bizden de selam olsun. Ben Atakan Bey'e sormak istiyorum. Öncelikle başarıların devamını diliyorum. Bu elektrik panelini kurmak için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bunun için devlet desteği gerekiyor mu? Teşekkür ediyorum demiş. Gerçekten çok ilgi alanımıza giriyor ama alana ne kadar vakıfsınız bilmiyorum açıkçası Atakan Bey. Sonuçta bu da yeni geldi artık hayatımıza. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi o arkadaşımıza cevap olarak şunu söyleyeyim. Nerede kullanması gerekiyor? Nerede kullanacak? Değil mi? Biz aslında tam bilmiyoruz. Hayır. Şimdi kendisi sordu. Sorudan nerede kullanacak? Nerede kullanacak? Şartları oluşabilecek yeri var mı? Sulamada kullanacaksa sulamanın şartları ayrı. Kendi tesis kurup da devlete satmak istiyorsa onun şartları ayrı. Kullanıp da tüketimin olduğu kadar sen bunu üretebiliyorsun elektriği. Yani gaz santralini kurarken bile tüketimin, bir bina dedik ya, bina kuracaksın. Aha. Binada kullandığın tüketim kadar sen üretebiliyorsun. Yasa gereği öyle. O yüzden özür dilerim yani size, eğer programdan sonra kendisi bize ulaşırsa biz yardımcı oluruz. Gerekli yerlerle irtibat haline getiririz. Proje işi yapan enerji çalışan arkadaşlarımız. Bahçe ve evde kullanmak için diyor. İşte diyorum, bahçe ve evde şartlarını oluşturmuş mu? Kendi bahçesinin yakında direkt var mı? Bir kendi sürü prosedürü oluyor. Prosedürü var. Sadece ben kurdum da onu olmuyor. Sonuç olarak sen ona depolama için bir akü grubu kullanacaksın. O akü grubunu sadece sen kullandığında bittiğinde ne edeceksin sen? Yanında yakında elektrik olması lazım. Sen gece de kullanabilirsin. Akü grubun bittiği zaman ne yapacaksın? Elektriksiz kalacaksın. Yani enterkolekte sistem dediği üretim devam ediyorsa, üretim bittikten sonra tüketime geçiyorsun. Atakan Bey, demek ki biz sadece başlı başına şu panellerle ilgili
bir program yapmamız gerekiyor galiba. Hı-hı. Hakikaten hepimiz merak ediyoruz. Şey mesela seyircimiz yine sormuş, devletten destek alamıyorum. Devletin destek verme gibi durum var mı bu alana? Şimdi sadece bahçe için mi söylüyor? Yani hani ev ve bahçe için demiş mesela seyircimiz. Onun resmi yollarını programdan sonra görüşelim. Yani burada uzun uzadıya bir konu anlatmak bizim... 4 dakikamız da var. Evet. Atakan Başkanıma saygılarımı sunuyorum. Emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Gökhan Tuncer demiş, Enerji Çalışanları Derneği üyesi. Bizden de Gökhan Bey'e selam olsun. Tamam. Evet. Şöyle, Bekir Bey, ben numaranızı Atakan Bey'e vereyim. Sizinle isterseniz irtibata geçsin. Atakan Başkanıma selamlar, saygılar. Ali Bilek demiş. Atakan Bey, gerçekten hani son dönemlerde bu paneller çok trend oldu. Çok şey duyduk aslında. Mesela ben de duydum işte, ama duyduğum kadarıyla tabii ki alanı bilmediğimiz için belki sizinle başka başlı başına böyle bir program yapabiliriz. 2 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Bence şunu biraz daha açalım istiyorum. 2 dakikala sığdıralım. Enerji çalışanlarının özellikle sıkıntıları, dediğim ya, iş güvenliği açısından mesela en önemsenmesi gereken alanlardan bir tanesi sizinki. Evet, iş güvenlik malzemelerini kullanma konusunda enerji çalışanları olarak, yani enerji sektöründe kullanılması gereken en önemli sektörlerden bir tanesi enerji sektörüdür. İş güvenlik kurallarına uymak zorundayız. Ağır ve tehlikeli iş. Biz bir elektriği gözle göremiyoruz, elle tutamıyoruz, evet. Çünkü bilmiyorsun. Bir de yüksek direklere çıkarken yukarıdan çalışma esnasında bir şey düştüğü zaman seni koruması gereken iş güvenlik malzemeleri var. Direkte çalışan iş güvenlik kurallarına uyması gereken arkadaşlarımız, onları kullanmak zorundayız. Biraz gönül rahatlığı olduğu için bazı arkadaşlarımız, bahsettiniz ya kardeşim dediniz, kullandırmakta zorlanıyor. Bazı arkadaşlarımız elbette ki kullanmıyorlar, kullanmak istemiyorlar. Bu resmi kurumla olup da ya da dışarıda olup da diye ben genel olarak söylüyorum yani. Dışarıda inşaatta çalışan da bir enerji çalışanı, hı hı. Elektrik işi yapan da bir enerji çalışanı. Dikkat etmemiz gereken unsurlar var elbette. İşte bu sıkıntılar, sorunlar dediğimiz şeyler, biz önce kendi canımızı düşünmek zorundayız. Önlemlerini alacaksın. Diğeri gelenin kaza gelmiş, Allah'tan gelecek. Biz bir şey yapamayız ama sen önlemini alacaksın. Baretini kullanmıyorsun. Eldiven kullanma, iş güvenlik elbisen kullanma, kuşamını, giyimini. O zaman sen sıradan bir şey olmuş oluyorsun. İşte bizim burada enerji çalışanlarımız sıkıntıları dediğimiz şey. Mesela resmi kurumlarda bu iş güvenlik kuralları olmazsa olmaz. Dışarıdaki çalışan arkadaşlarımıza da mesela iş güvenlik malzemelerini alırken kalite olarak da birinci sınıf malzeme dururken işverenlerimiz, ben genel olarak söylemiyorum, bazı işverenler daha düşük şeyler alıyor, kalitesiz malzemeler alıyor. İnsanların hayatına mal alıyor. Biliyorsunuz ki televizyonlarda da görüyorsunuz ki iş kazalarında, yani iş kazalarının en büyük sebepleri iş güvenlik kurallarına uymamaktır. Evet maalesef. Ya diyorum ya arkadaşım, evet. Mesela diyor ki cebelleşiyorum resmen. Hakikaten çok özür dileyerek söylüyorum. Diyor ki yani işçi tuvalet terliğiyle çıkıyor direğe. Yani bunun kavgasını, mücadelesini veriyordu. Yani hani tabii ki önlemi insan önce kendisi alacak. Yani artık bunların bu yüzyılda konuşulmaması gerekiyor. Aynen, ya. Öyle aynen. Bir ortamdasınız. Bir mesajımı okuyayım, veda edelim Atakan, evet. Bey. Atakan Başkanımıza kucak dolusu selamlarım iletiyor. Yürüdüğü yolda başarılar diliyorum demiş. Yasin Karaaslan, ben de selamlarımı yolluyorum. Bizden de selam olsun Yasin. Son söz olarak. Şimdi biz 7/24 esasında çalışan, enerji sektöründe çalışan insanlarız. Evet. Bizim sene 12 ay kesintisiz enerjiyi vermek, iletmek, dağıtmak zorunda olan enerji çalışanlarıyız. Biz buna fedakarlık ederken halkımız da enerjisini tasarruflu kullanmak zorunda, verimli kullanmak zorunda, enerji çalışanlarına sahip çıkmak zorunda, enerji çalışanları da işinin gereğinde ekmeğine sahip çıkmak zorunda ve bilgi, birikim, beceri, tecrübelerini mutlaka ki deneyimlerini aktarıp da devam etmek zorunda diye söylüyorum. Özellikle programa konuk ettiğiniz için sizlere ve Kanal 23 ailesine çok teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız diyorum. İyi ki de Elazığ'ımızın böyle bir kanalı var. Evet, ben de teşekkür ederim tekrar. Seyircim, şu mesajını okuyayım Cengiz Bey'in. 1.40'a 100 santim ölçülerinde bir güneş paneli 2.2 kW elektrik üretir. Bir evin ortalama ihtiyacı 30 kW. Bu sistemde çatının tamamını kaplasan evin tüm ihtiyacını karşılamıyor. Panel verimleri şu an düşük. Arge verim artırma çalışmaları sürdürüyor şeklinde yazmış. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür edeceğiz. Ali Bayram da size selamlarını yollamış. Bizden de selam olsun. Evet, biz de selamlarımızı yolluyoruz. Değerli seyirciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.